Merhaba, Halı Yıkama Haber kanalına hoş geldiniz. Yanımızda Hamdullah Aydın var. İzmir Halı Yıkamacılar Kurucu Dernek Başkanı, aynı zamanda da Şov Halı Yıkamanın sahibi. Nasılsınız? Teşekkür ederim Özgür Hanım. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Halı yıkama sektörüne ne zaman giriş yaptınız? Nasıl başladı bu serüven? Halı yıkama sektörüne oto yıkama ve halı yıkama olarak ilk giriş yaptığımızda hem halı yıkıyorduk hem oto yıkıyorduk. 3 yıl boyunca hem halı hem oto işinde uğraştım. Halı yıkama sektörü 2000'li yıllarda daha yeni yeni oluşmaya başlıyor ve ekipman olarak, ilaç olarak zorlayı bir süreçti o. Sonra ben bu işin oto ve halı yıkama işi aynı sırada, hani aynı yerde olmayacağını kanıya vardım ve oto yıkamacılığı tamamen bıraktım. Sadece halı yıkama işiyle 2003 yılından sonra sadece halı yıkamaya başladım. Hep tahta fırçalarla ve çok düşük kalitedeki deterjanlarla biz bu işe başladık. Tahta fırça dediğim, yani çok basit bir yıkama yöntemi. Halıyı yere seriyorsun, ıslatıyorsun. Ufak bir sert fırçayla, saplı bir fırçayla. Bunu nasıl öğrendin desem, bir halı yıkamacı arkadaşım vardı. Ya dedim ki, bana halı geliyor, ben bu halıyı nasıl yıkacağım? Dedi ki, ya Hamza dedi, sen bu halıyı yere ser, ıslat, deterjanı da dök, bulaşık deterjanı. Dök, fırçala, kaldır. Halı yıkama bu mu dedim? Bu dedi abi. Bu işte dedim, o zaman çok basit. Eyvah eyvah. Neyse, süreç başladık. Eskiden saçaklı halı dediğimiz halılar çok fazlaydı. Beyaz saçaklı halılar. Biz bunları yıkarken tabii ki kurutma sistemi yok. Asıyorsunuz. Biz bu halıyı yıkıyoruz, duruyoruz, rulo şeklinde sarıyoruz, dayıyoruz duvara. Ağır bir halı. Islak olduğu için, kurutma olmadığı için de biz onu birazcık bekletiyoruz, bir yarım saat. Ondan sonra tezgahlara asıyoruz. Asarken bizim o bekletme sürecindeki beyaz olan hallar, alt kısımdaki biriken su, o bant kısmı tamamen sararmış bir şekilde bekletiyorduk. Sonra biz onları asarken süzülen sular, beyaz saçakları tamamen sarılaşmış bir şekilde karşımıza çıkıyordu. Kuruduktan sonra biz o saçakları, halıları indirirken aşağı, o saçakları ayrıyetten bir kimyasallarla onu beyazlatıp öyle insanlara teslim ediyorduk. 2006'dan sonra sıkma makinesi dediğimiz çanak, üç ayaklı çanaklı sıkmalar çıktı. O zaman, yani vardı, ben o zaman alabildim şu ekonomik şartlardan dolayı. Sonra rulo sıkmalar çıktı. Sonra meş fırça, sonra derken şimdiki sistemle biz bu işi İzmir'de yapıyoruz. 1500 metrekare kapalı bir alanım var. İki araçla Bayraklı Bornova Karşıyaka'ya hizmet sunuyorum. 2013 yılında bu sektörün çok güzel bir sektör olduğunu, bu sektörün bu kadar başsız olmaması gereki kanına vardık birkaç arkadaşımızla. Bir kahvaltı masasında 7 kişi arkadaşımla İzmir Halı Yıkamacılar Derneği'ni kurdum. İzmir Halı Yıkamacılar Derneği kuruluş amacı neydi? Niçin kurulacak bu? Biz dedik ki, arkadaşlar, burada önemli olan bir kitleye ulaşmak ve bu kitleyi oluşturduğumuzda kitlelerin karşısında hiçbir güç duramaz. Yani bunu bizim sadık ve iyi niyetli, hiçbir menfaat olmayacak insanlar bize lazım. Ve böyle 2013'te İzmir Halı Yıkamacılar Derneği'ni 7 arkadaşımla kurdum. Kurarken çok güzel düşüncelerle kurduk ve çok da başarılı olduk. Kimse bana İzmir'de İzmir Halı Yıkamacılar Derneği hiçbir şey yapamadı diyemezler. Çünkü İzmir Halı Yıkamacılar Derneği fiyat politikasıyla çok büyük bir başarı yaptı. O zaman 2 liraya halı yıkayan arkadaşlar otomatikman 3,5 liraya halı yıkadı. 2013'te biz 3,5'a halı yıkıyorduk o zaman. Ondan sonra biz bu derneği kurduktan kısa bir süre sonrasında sayımız 95 kişiye ulaştı. Ama biz hiç yerimizde durmadık. Hep dolaştık. Nerede bir halı yıkamacı, oto yıkamacı? Oto yıkamacılara da şöyle bir şey biz dedik oto yıkamacılara. Arkadaşlar, bir numara şartımız bizim, sizin oto yıkamacılardan bölümleriniz ayrıysa, yani aynı ortamda yıkarmıyorsa, örnek veriyorum, adamın yeri büyük, bir tarafta oto yıkıyor, yandal gibi, bir tarafta da halı yıkıyor. Biz buna da dedik ki, kapımız açık, buyurun gelin. Sonra 2000
13'teki 1,5-2 ay süreç içerisinde 90-95 üyeye çıkardık biz bunu. Amaç neydi? Kayıt dışının önüne de geçmekti aslında burada. Biz kayıt dışı olan kişileri de aramıza almak istedik. Yani fason dediğimiz, hiçbir kayda, maliye kaydı olmayan insanları da aramıza alıp onları vergiye tabi kayıt dışının önüne geçmekti amacımız. Ve bunda da başarılı da olduk. Ne kadar bir başarı oranı sağladınız? Orada biz o zaman 25 kişiye yakın bir fason dediğimiz, yani kayıt dışı olan arkadaşlarımız vardı. 12-13 kişi o zaman ilk etapta. Çünkü kayıt dışı olunca kayıtta olan arkadaşlarla rekabet etme şansları. Haksız rekabet ortamı. Kesinlikle. Muhakkak. Çünkü maliye bir kaydın yok. Tek başına bu işi yapıyorsun. İnan ki devlet memuru bile bu işte İzmir'de şu anda fason işi yapan kişiler var. Desen ki fason neden atölyeciye rakip olacak? Fason atölyeciye rakip olma şansı olmaması lazım. Çünkü atölyeci bir maliyet de oluşuyor. Bir maliyetin önüne koyduğun zaman fasoncu senle şu şekilde rekabet edebilir. Aslında bir noktada bizim atölyecileri fasonu ön plana çıkartmamız oldu. Neden? Ben atölyeciyim. Fasoncu bana geliyor diyor ki başkan benim halımı yıkar mısın? Piyasa ne? Örnek veriyorum 1 lira. Ben 4 liraya halı yıkıyorum. Fasoncu 2,5 liraya halı yıkıyor. Ya da 3 liraya halı yıkıyor. Zaten diyor benim bir giderim yok. Saat 12-1'e kadar evimde yatarım. Telefonları kodlamıyor zaten cebine. Çünkü sabit bir yeri olmadığı için mecbur telefonu. Gideri de yok. Gideri de yok. 1 liraya fasona vereceğim. 2 lira. 1 lira da benim giderim olsun. Hiçbir şey yapmadan 1 lira para kazanacağım. Buna devlet de önüne geçemiyor. Çünkü serbest piyasa koşullarında biz çünkü bununla ilgili İzmir'de de çalışma yaptık. Serbest piyasa olduğu için ve seyyar dolaştıkları için devlet de bunların önüne geçemiyor. Ancak diyor siz diyor bu kişilerin ya plakalarını ya da ev adresini bize bildireceğiz ki biz öyle ancak müdahale edebiliriz diyor. Öbür türlü diyor bizim öyle bir şansımız yok. Neyse yani halı yıkama sektörü aslında çok güzel bir sektör. Neden güzel bir sektör? Ben şahsım olarak seviyorum ama tabii ki bir süre sonra insanlar, ben de yani şu anda bu sektörden sıkılmaya başladık çünkü bir süre sonra. Tabii yaşta ilerledikçe senin enerjin düşüyor haliyle ve sektör de biraz ağır bir sektör. Gerçekten çok ağır bir sektör. Tabii. Ve ben bunu her zaman da söylerim, tüketiciye de bunu söylerim. Çünkü halı yıkama sektörü insan tüketicinin gözünde ya halı yıkamacıdır ya ne olacak? Çok basit. Gördülerdi hep bizi. Ama aslında halı yıkama olayı çok önemli bir olay. Onun için yani halı yıkama sektörü şöyle çok güzel yanı var. Ve dernekleri kurduktan sonraki olan süreç deseniz. Bugün biz buradayız, Alanya'dayız. Çok da güzel bir organize. 2013'ten beri bütün toplantılarına giderim. Halı yıkama ile ilgili kim bir taş koyarsa üstüne biz de ikinci taşı ya da üçüncü taşı koymaya hazırız. Hala da hazırız. Ama önemli olan bazı şeyleri menfaatsiz yapmak. Siz ne dediniz biraz önce? Allah razı için belki bir yerde Allah razı olsun demeleri bile yeterli bizim için. Şimdi dernek başkanlıklarından bahsettiniz. Sizin de dernek başkanlığı, kurucu dernek başkanlığınız evet. Varmış. Peki sizce derneklerin sektördeki önemi ne? Dedim, derneklerin kuruluş amacı birlikteliktir. Hı hı. Kitle. Şimdi kitleyi oluşturduğun zaman sen her türlü her şeyi yapabilirsin. Peki dernekler sizce şu an bunu sağlıyor mu? Şimdi dernekler bunu şu an sağlıyor desek yalan söylemiş oluruz, sağlanmıyor. Dernekler aslında kuruluş tüzüğünde insanları bir arada toplayıp bu insanlara bilgi aktarmak, bilinmeyen kişileri de bu derneğe oluşturup bilgilerini onlara aktarmak. Şimdi dernekler dedim ya sivil toplum kuruluşudur. Sivil toplum kuruluşu olduğu için bu genel idareciler veyahut da yönetici konumdaki belediye başkanları olsun, bizi ilçe başkanları olsun bunlarla iletişime geçmek için dernek bazında daha rahat olabiliyor. Bireysel olarak o insana ulaşma şansın yok. Yöneticiler dernek olduğu için kitlenin olduğunu düşünerek sana bu şansı tanıyabiliyor. Hmm. Ama bireysel olarak sana bu şansı tanımıyor. Çünkü sen diyor teksin ama dernek, acaba dernekte kaç kişi var? Dernek deyince aklına ne oluyor? Topluluğu geliyor. Topluluğa da o zaman o şansı tanıyor.
Hani dernekler hiçbir zaman aslında bu sektöre zararı yoktur, faydası vardır. Yani bugün tedarik toplama anlamında, yani kitle oluşunca, örnek veriyorum, bir ton malzeme alıyorsun, bunu düşünsen 10 ton aldığını, kardeşim param var deyip tedarikçinin ayağına gitmektense sen tedarikçiyi ayağına getirip istediğin, belki çünkü sen sonuçta nakit olarak bu ödeme yaptın, tedarikçi ne yapar? Ya burada bir topluluk var. Bir tane alacağını 10 tane alacak, 20 tane alacak deyip sana daha çok fedakarlık yapıp sen daha, örnek veriyorum, 10 liralık şeyi sen 7 liraya 6 liraya alabiliyorsun. Tabii. Satın almalarını çok daha güçlü bir şekilde, güçlü durarak, çünkü orada kitle arkanda durduğu zaman ne oluyor? Sen her şeyi yapabiliyorsun. Tabii. Yani kitlenin karşısında hiçbir güç duramaz. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz size. Efendim. Ben size teşekkür ederim bu şansı bize verdiğiniz için. Ne demek? İzmir'e gelirseniz buyurun gelin. İnşallah. Misafirim olabilirsiniz. Şov halı yapımı olarak biz. İnşallah. Allah bize ömür verirse de. Açık etsin diyelim Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Bir bölüm daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.